Vahap Sönmez. Bugün sizlere Creo'nun topoloji optimizasyonuyla ideal modellerimizi nasıl oluşturabiliyoruz? Bununla ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Ajandamızı incelediğimizde öncelikle ürün hakkında bir bilgilendirme yapacağım. Daha sonra çözüm yetenekleri hakkında genel bir bilgilendirme yapıp en son olarak da bize sağladığı faydalar hakkında bir bilgilendirme yaptıktan sonra sunumumu burada tamamlayacağım. Bu noktadan sonra artık uygulamalı olarak topoloji optimizasyonu nasıl gerçekleştiriliyor bunu göreceğiz. Topoloji optimizasyonuna baktığımızda topoloji optimizasyonu modülü gelişmiş şekil optimizasyonu teknolojisini kullanarak bizim belirlemiş olduğumuz kriterlere, tasarım hedeflerine ve amacına uygun olacak şekilde verimli modelleri tasarlamamızı desteklemektedir. Gelişmiş şekil optimizasyonu teknolojisi sayesinde bu işlemler otomatik hale geliyor ve bize zaman kazandırıyor hızlı bir şekilde yaptığı için. Hızlı tasarımları tasarım ve mühendislik gereksinimlerini karşılayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunu topoloji optimizasyonu ile yaptığımızda CAD geometrisini bize otomatik olarak oluşturup veriyor. Bunu yaparken arkada bir analiz yaptığı için hani modele bakıp ya şurada buradan geometriyi değiştirsek ne olur? Daha sonra gidip bir analiz yapalım demek yerine siz topoloji optimizasyonu içerisinde işte gerekli kuvvetleri, malzeme bilgisini, sizin için olmazsa olmaz dokunulmaması gereken hacimleri belirliyorsunuz. Mesnet yapılarını belirliyorsunuz. Malzeme tipini tanımlıyorsunuz ve buna uygun olarak size bir analiz gerçekleştiriyor ve en ideal modeli sunuyor. Bu sayede daha inovatif ürünleri yeni nesil bir çözümle gerçekleştirme imkanına sahip oluyoruz. Ve insan faktörünü de ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani varsayımlarla hareket etmek yerine gereksinimlerimizi belirliyoruz, ortam şartlarını belirliyoruz ve program bizim için en ideal modeli bilimsel olarak çözümlüyor ve bize sunuyor. Çözüme baktığımız zaman otomatik olarak geometri optimizasyonunu gerçekleştirebiliyor. Bunu yaparken kolay bir arayüzle çalışmamızı sağlıyor. Optimizasyon ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde yapmamıza imkan sağlıyor. Sonrasında da bu analizleri yapıp otomatik olarak geometriyi oluştururken ki süreçte de hızlı bir şekilde çalışıyor. İşlemlerimizi gerçekleştiriyor. Bu sayede pazara daha hızlı çıkabiliyoruz. Maliyetlerimiz azalıyor. Hem kullanılan malzeme miktarına baktığımızda 3D printer olduğunu düşünelim. Gereksiz yere malzeme kullanmıyoruz. Veya yine işlenmesi gereken bir model olabilir. Gereksiz malzeme ağırlığını ortadan kaldırıp ürünümüzü daha hafif hale getirmiş oluyoruz. Doğru bir modelle çalıştığımız için ürün geliştirme süreçlerinde yaşanan sıkıntıları bertaraf edip daha kısa sürede
süreçlerimizi tamamlayabiliyoruz. Bunları yaparken manuel müdahaleler veya öngörüler yerine analizleri kullanıyoruz. Daha inovatif ürünler kolay pazarda fark ediliyor. Hem müşteri memnuniyeti artıyor hem de pazarda daha kolay tercih edilir duruma geliyor. Buraya kadar olan kısımla ilgili sorularınız var mı? Şimdi uygulama kısmına geçeceğim. Evet. Devam ediyorum. Şimdi şöyle bir modelimiz var diyelim. Bu modelimizde topoloji optimizasyonu işlemini gerçekleştirerek modelimizde aktif kullanılmayan hacimleri ortadan kaldırmasını sağlayacağız. Şimdi modelimiz bu. Modelimizi kullanırken mesela ben burada bağlantı sağlayacağım. Dolayısıyla burada belli bir hacme topoloji optimizasyonu uygulanmamasını isteyeceğim. Yine burası için de ve şurada kuvvet uygulanan hollerim var. Onların da belli bir hacmine kuvvet uygulanacağı için topoloji optimizasyonu uygulanmasını istemediğimi belirteceğim. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Onu göstereyim. Applications'a geliyoruz. Topology Optimization arayüzüne geliyoruz. Burada malzeme tanımlaması yapılmış. Edit Material'dan kütüphanemiz mevcut. Bu kütüphaneden ihtiyaca uygun olacak şekilde malzememizi seçebiliriz. Burada AL60-61 malzemesi seçilmiş. Malzeme özelliklerini de burada görüyoruz. OK diyoruz. Ardından bahsetmiş olduğum topoloji optimizasyonu dışında kalmasını istediğimiz hacimleri belirleyeceğim. Bunun için Volume Region aracını kullanacağım. Burada çeşitli araçlar var. İşte Extrude, Revolve, Sweep gibi. Yani katı modellemedekine benzer bir yapıda. Extrude'u kullanacağım. Şuradaki yüzeyi seçiyorum. Ardından Circle deyip şu merkezi yakalayıp çapını 25 olarak değiştiriyorum. OK diyorum. Seçtiğim yere kadar bu işlemi gerçekleştir diyorum. Bakın şurada kuvvetin uygulanacağı bir hacim oluştu. Ve burası topoloji optimizasyonu dışında kalacak. Bunu belirleyebileceğim bu sayede. Diğer yerleri de belirliyorum. Şurayı seçiyorum. Oraya da merkezden bir dairemi çizip OK diyorum. Şuradan başlayıp şöyle seçiyorum. Seçtiğim yere kadar yap diyorum. Orayı da tanımlamış oldum. Sonra Volume Region diyorum. Şuradaki yüzeye geliyorum. Project ile şöyle geometrimi alıyorum. Ardından Line komutuyla şöyle belirliyorum. Daha sonra Dimension ile değerini giriyorum. Fazlalıkları da Delete Segment ile temizliyorum. OK dedim. Bunu da şu dairecikten tutup Shift ile yüzeye de bağlayabilirsiniz. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Ardından Volume Region deyip diğer
hacmimi belirliyorum. Burada da project aracını kullanacağım. Project loop diyorum. Şuradaki yüzeyi seçiyorum. Next diyorum. Accept diyorum. Close, OK dedim. Yine burada da şu şekilde seçtiğim yüzeye kadar yap diyorum. Artık model ağacında da ayırmış olduğum hacimleri görme imkanına sahibim. Şöyle kliklediğimizde ön izlemelerinde rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi buralar topoloji optimizasyonu dışında kalacak olan yerler. Yüklere geldiğimizde maruz kaldığı yükleri MDO dediğimiz bir modülden çağırmışız buraya. Yani sistemi kurmuşuz, çalıştırmışız. Modelin üzerine gelen tepki kuvvetlerini bulmuşuz. Şimdi bunların nerelere uygulanacağını belirleyeceğiz. Ama isterseniz de direkt kendiniz kuvvet, moment, basınç, yer çekimi, merkez kaç, kuvvet, sıcaklık ve ısı yükü gibi tanımlamalarla yüklemeler gerçekleştirebilirsiniz. Sistemden gelen yükleri Edit Definition diyerek şöyle seçiyorum. Tekrar uyguluyorum. Edit Definition dediğinizde ön izlemesi yanıyor. Uygulanacağı yerleri seçiyorum. Burayı bağlantı için kullanacağım. Buradaki kuvveti suppress ediyorum. Aşağıyı da aynı şekilde. Şuradaki kuvveti de bir kontrol ediyorum. Yüzeyleri. Gerçi görmüş kontrolle tekrar tanımlamasını yapıyorum. Evet. Üzerine gelen yükleri tanımlamış oldum. Şimdi mesnet tanımlaması yapacağım. Constraint grubuna baktığımızda sabit mesnet, kayar mesnet, pin bağlantısı, bol bağlantı gibi bağlantılarımız mevcut. Pin bağlantısını seçiyorum. Şuradan bir pin tanımlaması yapacağım diyorum. Ve hem dönmeye hem ötelemeye free olarak bırakıyorum. Tekrar gelip pin bağlantısını seçiyorum. Buradan da aynı şekilde tanımlamamı yaptığımda analiz için gerekli mesnet tanımlamalarını da yapmış oldum. Tek bir tane yapsaydım hem dönmeye hem ötelemeye serbest olduğu için sonsuza dek bir hareket söz konusu olacaktı ve burada analizi çözümleme konusunda sıkıntı çıkacaktı. Ama iki tane olduğu için birbirini statik hale getirdi, stabil hale getirdi. Bu sayede analizimiz çözülebilir duruma geliyor. Burası tanımlandıktan sonra topoloji ile ilgili tanımlamaları yapacağız. Topoloji region deyip buradan kliklerseniz buradan tanımlama ekranına geliyorsunuz ve gerekli tanımlamaları seçiyoruz. Burada bir tanımlama yapılmış Edit Definition diyerek görebiliriz. Mass Function'a baktığımızda 0.5 olarak tanımlanmış. Bu 0.3 ile 0.5 arasında genel olarak tercih edilir. Modelimizin kütle yoğunluğu gibi bir değer diyebiliriz. Ne kadarının topoloji optimizasyonuna maruz kalacağını belirleyebildiğimiz bir yer. Genelde 0.5 ile 0.3 arasında tercih edebilirsiniz. Exclude Volume'e geldiğimizde çıkartılmasını istediğimiz hacimleri seçiyoruz. Referans olarak tabii ki burada komponenti seçtik. Volümleri de topoloji optimizasyonuna dahil etme imkanımız var. Ama şu an komponentin kendisini dahil ettik. Volümleri, çıkartılmasını istediğimiz hacimleri şu an seçiyoruz. Daha sonra malzemenin oluşum geometrisini belirlememiz gerekiyor. Burada CS0 diye bir koordinat sistemi seçilmiş. Y direction'ında extrude yapılacak bir geometri yapısına sahip olduğunu tanımlıyoruz. Diğer detayları değiştirmeden OK diyoruz. Bu şekilde topoloji region'ımızı da tanımlamış olduk. Ardından analiz aracına gelip buradan tanımlayabilirsiniz. New deyip işte kullanmasını istediğiniz constraint ve load'ları seçebilir, ismini verebilirsiniz. Burada tanımlanmış, edit deyip görebilirsiniz. OK dedim, close dedim. Bu kullanılacak. Diğer bir tanımlama ise design object. Buradan
response type'ımızı strain enerjiye göre hesaplamasını istiyoruz. Hangi analizi kullanacaksa onu seçiyoruz. Şu an bir tane olduğu için onu seçti. Ağırlığımızı da olduğu gibi kullanmasını istiyoruz. 1 dedik. Minimum ağırlığı hedefliyoruz şu anda. Okey dedik. Tasarım sınırlarına baktığımızda ağırlık response type'ını kullan diyoruz. Upper bound en üst 0.5'e kadar çık diyoruz. Biz 0.5'i zaten diğer tarafta da tanımlamıştık. Burada 0.5 diyoruz. Okey dedik. Şimdi mesh yapımızı kontrol edeceğiz. Mesh kontrolde maksimum element size'a gelip buradan component seçiyoruz. Element size'a 5 diyorum. 5 milimetrelik bir mesh tanımlaması gerçekleştiriyorum. Daha sonra burada mesh'imizi create etmesi için mesh'e klikliyoruz. Hızlı bir şekilde mesh'imizi oluşturdu gördüğünüz gibi ekranda. Close dediğimizde artık topoloji optimizasyonu analizimizi koşturma için gerekli tanımlamalarımızı yapmış olduk. Analizi başlatmak için Optimization Study'ye klikleyebilirsiniz. Buradan seçimleri gerçekleştirebilirsiniz. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Tanımlamalar yapılabilir. Şurada tanımlı olan bir Optimization var. Buradan ister koştur diyebilirsiniz. İsterseniz de düzenleme yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde analizimiz koşmaya başladı. Yaklaşık 3 dakika içerisinde analizimizi tamamlayacak. Bu arada sorularınız varsa sorularınızı cevaplamak isterim. Ses bazı yerlerde gecikmeli olarak gidiyormuş. Yani Wi-Fi değil, kablodan bağlanıyorum. Sorunu tam anlayamadım. Bu yapmış olduğumuz sunum online olarak da yayınlanacak. Linkini de katılımcılara göndereceğim. Oradan tekrar izleme imkanınız olacak. Analizimizin 1 dakikası geçti. Yaklaşık 2 dakika içerisinde sonuçlanmış olacak. Burada ne yapacak? Bize etkin olarak kullanılmayan hacimleri bulup onları exclude etmek için freestyle'ı kullanacak. Daha sonrasında tabii biz bu geometrilere müdahale edebiliriz. Yani istediğimiz birebir geometriyi bize oluşturmuyorsa bunu rahatlıkla düzenleyebileceğiz. Var mı sorusu olan? Evet, birazdan analizimiz tamamlanmış olacak. Sona doğru yaklaştık. Analizimizi tamamlayacak birazdan. Hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor bu işlemleri.
Evet. Şu anda işlemlerimiz tamamlandı. Close dedikten sonra buradan sonuçları göster diyoruz. Kendisi şu anda analiz sonuçlarına göre bir çalışma gerçekleştiriyor. Modelimizi ekranda gördüğünüz gibi oluşturuyor. Buradan ISO Surface'e klikleyerek işte modelimizin tamamı bu şekilde. Şöyle bir ölü hacim, yani etkin olarak kullanılmayan hacim analizi gerçekleştiriyor. Biz 0.5 olarak belirledik. Maksimum 0.5'e kadar almasını istemiştik. Burada 20 adımda bu işlemi gerçekleştirdi. Her adımda elde ettiği sonucu şu şekilde görebiliyoruz. İstersek color tanımlamasını değiştirebiliyoruz. Şu şekilde. Şuradan statik olarak göster diyebiliyoruz. Var olan orijinal geometriyle oluşan geometriyi görüntüleme imkanımız var. Buradan deformasyon olarak gör gibi seçeneklerimiz var. Bunu dinamik olarak, hareketli olarak gör imkanımız da var. Çünkü üzerine gelen kuvvetler de mevcuttu. Buradan undeformed shape, yani orijinal geometriyi göster seçeneğinde yine kullanabiliyoruz. Ve elde etmiş olduğumuz geometriye göre otomatik olarak modelimizin elde edilmesini istiyoruz. Burada şu an freestyle feature'lar oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi modelimiz karşımıza geliyor. Bunun üzerinde ister freestyle ile isterseniz de extrude tribol gibi araçlarla düzenlemeler yapabiliriz. Öncelikle freestyle'a gelelim. Edit definition diyelim. Mesela şurası çok yakınlaşmış. Şöyle kontrole basılı tutarak edge'leri seçiyorum. Daha sonra şöyle taşıma yapıyorum. Şöyle. Şunu çektik. İstediğiniz gibi düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela şurada geometri yapısı. Edge split'le bölünebilir. Edge'i seçiyorum. Şöyle taşıyorum. İstemediğiniz geometriler oluşmuş olabilir. Mesela burayı seçiyorum. Tamamen delete edebilirim. Bunun gibi benzer yapıları tespit edip temizlemek mümkün. Okey dedim. Modelimiz şu şekilde oluşuyor. Şurada bir geometri yapısı var. Mesela orayı temizlemek istiyorsak flexible araçlardan da faydalanabiliriz. Şuradaki yüzeyi seçtim. Shift'e basılı tutarak ayırma referanslarını seçiyorum. Remove ile oradaki yapıyı kaldırıyorum. Şurada bir yapı var. Mesela oraya bir müdahale edelim. Modelden sweep aracına geliyorum. Shift'e basılı tutarak yolumu seçiyorum. Daha sonra create deyip oraya uygun bir geometri çizeceğim.
şekilde olsun. Boyut önemli. İsteğinize uygun olacak şekilde ölçülendirmeniz lazım. Mesela şurası 3 olsun. Okey diyelim. Dışarıya taşırmak istersek şöyle tutup çekebiliriz. Dışarıdan da başlatabiliriz. Remove Material'la da kesme işlemini yapabiliriz. Sonrasında kalan geometriye Flexible Modeling aracılarını da direkt seçmelerden tüm geometriyi seç dedim, remove dedim, temizledim. Bu şekilde müdahale etmek de mümkün. Veya gelip Extrude deyip şuradaki yüzeyi seçiyorum. Şuraya geometrimi çiziyorum. Okey dedim. Remove Material'la seçtiğim yüzeye kadar kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu şekilde freestyle geometrilerden arındırabiliriz modelimizi ve istediğimiz geometriyi elde edebiliriz. Daha sonrasında isterseniz bunun üzerinden Creo Simulate'e geçerek analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ve topoloji optimizasyonunda elde ettiğiniz sonuçlarla yapısal analizleri sonuçlarını karşılaştırabilir ve doğruluğundan emin olabilirsiniz. Sunumumuzu burada tamamlıyorum. İyi günler diliyorum.